tecriti yapan sistem, Sayın Öcalan'ın paradigmasının, felsefesinin, düşüncelerinin aslında sadece Kürtler üzerinde değil, bütün Orta Doğu'da ve dünyanın birçok yerinde karşılık bulduğunu gördüğü için kendisince bu tecridi uygulama gereği duyuyor yani. Fakat burada cidden orada bir yanlış yapılmakta. Tecrit, Sayın Öcalan üzerine uygulanan tecrit sadece bir mahkumiyet sistemi üzerinden değil, aynı zamanda Sayın Öcalan üzerine yapılan tecrit aynı zamanda tam anlamıyla bir halk üzerinde, bir ülke üzerinde yapılan da bir tecrittir yani. Şimdi 2012-2013 süreçlerine de bakalım yani. Uzun bir süre Sayın Öcalan'dan herhangi bir şekilde haber alınamıyordu. Ağırlaştırmış bir tecrit durumu söz konusuydu. Elbette ki cezaevlerindeki hak ihlalleri gittikçe artıyor. Bu hiç yadsınamayacak bir durum, doğrudur. Ama İmralı'daki Ada cezaevinde bu tecrit çok daha farklı bir boyuta indirgemiş durumda. 2013 sürecinde artık Sayın Öcalan'dan haber alındığı an itibariyle dikkatinizi çekerim, Türkiye'nin birçok yerinde, hatta Orta Doğu ülkelerinde bile farklı bir hava oluştu, farklı bir atmosfer oluştu yani. Barış umutları arttı, demokrasi umutları arttı, insanların geleceğe bakma umudu arttı, gençlerin umudu arttı. Yani tamamen ılıman bir iklim oluştu yani. Bu yüzden Öcalan üzerindeki tecridin mutlaka kırılması gerekiyor diyoruz yani. Biz bunu söylerken sadece fiziki anlamdaki bir tecritten bahsetmiyoruz yani. Paradigmasal bir tecritten de bahsediyoruz. Fikirsel bir tecritten de bahsediyoruz. Bunun tam anlamıyla artık böyle o tecridin kırılması gerektiğinden bahsediyoruz. Dikkat edelim. Sayın Öcalan ne zaman bir mesaj gönderse dışarıya, ne zaman bir mesaj gönderebilme olanağı bulsa bir şekilde, o dönem mutlaka barışın artık böyle biraz daha güven ve demokrasi zeminine oturduğu bir dönem oluyor yani. Ama 30 aydan fazla bir zamandır Sayın Öcalan'dan bir haber alınamıyor yani. 30 aydan fazladır sadece Sayın Öcalan üzerindeki tecrit durumu orayla sınırlı kalmamış, aynı zamanda bütün cezaevlerine de gelmiş durumda. Yakın zamanda biliyorsunuz Patmos'taki cezaevi artık işkencelere varır hale gelmiş. Hatta 90'lı yılların işkencelerine varır bir durumdadır yani. Yani domuz bağıyla yapılan işkenceler. Bu o tecridin bir devamıdır, bir yansımasıdır aslında. İmralı'daki tecridin bir yansımasıdır yani. Yine onun dışına baktığımız zaman İmralı'daki tecridin yansımasından bir tanesi de toplum üzerindeki yansımalardır yani. Yani sadece Kürt halkı üzerinde değil ama özellikle de Kürt halkı üzerinde bir tecrit var yani. Yansımalar var yani. Nelerdir bunlar? Her ne kadar işte çoğu zaman farklı kanallarla kendilerini işte Kürt sorunu yoktur deseler de aslında kendileri de Kürtlerin inkarını bile hedef koyabilecek çok ciddi politikalar yapıyorlar yani halen. Ve artık kültürel anlamda, sanatsal anlamda, ekonomik anlamda tamamen bir göçertme politikası, tamamen bir inkar, imha ve asimilasyon politikası gittikçe had safhada. Hatta öyle ki artık Kürdistan'ın şehirlerinde sokaklarda, caddelerde artık insanlarımıza, kadınlara el uzatacak derece kadar gelinmiş yani. Tacize, tecavüze varacak dereceye kadar gelmiş yani. Tecridin farklı farklı yansımaları var bunlar. İşte bunlar bu tecridin yansımalarıdır aslında yani. Bu kendisiyle birlikte neyi getiriyor? İster istemez bu tecridin mutlaka kırılması gerektiğini bize gösteriyor. Tarihsel bir sorumluluktur bu. Bu tarihsel sorumluluktan mesele sadece bir şahsın fiziki tecridinin kırılması değildir. Çünkü o şahıs tek başına bir şahıs değildir yani. Kendi şahsında, kendi fikirsel dünyasında paradigmasıyla, felsefesiyle Orta Doğu'ya çözüm ve demokrasi endeksli bir barışçıl yol açmış bir şahıstır yani. O yüzden sadece bir şahıs olarak görmemek lazım ve bu tecridin kırılması için de elimizden gelen her şeyin yapılması gerekiyor yani.